Egzersizin dışında da tedavi yöntemleri var mı? Evet. Cerrahi yöntemler çok yaygın ama tabii çok travmatik. Ameliyat olması gerekiyor. Genelde genel anestezi altında yapıyoruz. Şimdi bir de lazerle tedaviler çıktı. Çok yeni bir teknoloji, jet plazma dediğimiz bir teknoloji. Direkt vajen organları, vajinayı uyararak plazma, jet plazma akım hızıyla, doğru akım hızıyla oradaki dokuların tekrar sağlamlaşmasını, gençleşmesini, yumuşamasını ve eski doğal halini almasına yardımcı oluyor. Bu da tabii sarkmış olan kolajen kolajen üretimini çok arttırıyor. Oradaki dokuları nemlendiriyor. Özellikle hücreler içerisindeki kalsiyum, potasyum kapıları vardır ve bu vajinal estekliği ve desteği sağlayan şeylerdir, minerallerdir bunlar. Onların çok kapıların açılmasını ve oksijenizasyonu, kolajen artımını nemlendirmeyi sağlayarak o eski haline getirmeye çalışıyor. Çok güzel teknolojiler gelişti şimdi. Tabii hastane hep Avrasya Hastanesi, ilklerin hastanesi. Teknolojiyi evet. Çok iyi yakından takip ediyor. Yine jet plazma cihazı da Avrasya Hastanesi'nde mevcut ve cihazla alakalı izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? Evet. Rahatlık ve konfor açısından hastaların tedavisine hızlı cevap vermesi açısından neler söylemek istersiniz? Bu jet plazma estetik olarak çok kullanılan bir alet ama ürojinekolojik olarak yani idrar kaçırma problemlerinde Türkiye'de ilk bizde var. Yani söylediğimde yanılmadım. Evet. hastanesi her teknolojinin geliştiği noktada Avrasya Hastanesi de cihazlarını yeniliyor ve yenilikleri takip ediyor. Evet, bu çok konforlu bir yöntem. Açıkçası insan böyle bir tedavi yöntemi varken cerrahi tedaviye başvurmak çok istemiyor. Cerrahi çünkü bazen çok güzel bir cerrahi yapsanız bile negatif olarak sonuçlanabiliyor. Anestezinin riskleri, cerrahinin riskleri, enfeksiyon gibi, ağrı gibi ve doku bütünlüğünü bozuyorsunuz cerrahide. Çok fazla soruna neden olabiliyor. Evet. Tabii ki cerrahi bazı yerlerde vazgeçilmez. Onun önemi de yadsınamaz elbette. Ama cerrahi öncesi böyle bir alternatifin elimize gelmiş olması bizi çok mutlu etti. Bunu da kullanmak istedik ve hastalarımıza da tanıtmak istedik. Birkaç probu var bunun. Sadece idrar kaçırma da değil aslında. Vajinal estetik de yapıyor bu alet. Ne demek vajinal estetik? Evet, önce vajinal estetikten bahsedelim. Evet. Sonra da cihazı izleyenlerimize paylaşalım. Evet, evet. Vajinal estetik. Nedir vajinal estetik? Şimdi vajinal estetik çok fazla gündemde olan, yaygın olan bir konu. Doğumlardan sonra biliyorsunuz, normal doğumlardan bahsediyorum tabii. Birazcık böyle vajende doku tonus kaybı olabiliyor. Biraz bollaşma olabiliyor. Bu hem idrar kaçırma hem de cinsel anlamda birazcık hastaları huzursuz eden bir durum. Doğum sayısını tamamlamış olan özellikle hastalarımıza çok öneriyoruz biz bu aleti. Vajinal tonus, o vajinanın kıvrımlarının azaldığı, desteğinin azaldığı durumlarda bu alet o tonusun tekrar yerine gelmesini, yenilenmesini ve daha gençleşmesine yardımcı oluyor. Ve bunu bir akım sayesinde, plazma akımı sayesinde yapıyor. Doğrusal akım kullanıyor. Bu da hiç hasar vermeden, zarar vermeden dokulara, dokuların yenilenmesi ve nemlenmesine yardımcı oluyor. Tabii bu sadece estetik açıdan değil, belli bir yaştan sonra, biraz önce de bahsettiğim gibi, menopozdan sonra özellikle kolajen miktarı çok azalıyor vücudumuzda. Bu da çok kaşınmalara, yanmalara da neden olabiliyor. İlişkide ağrılara, dispareuni dediğimiz ağrılara neden olabiliyor. Onu da çok güzel yumuşatıyor. Tonusu yerine getiriyor ve özellikle kızarıklık, yanma gibi sorunları çok güzel aşıyor. Sonra dudaklardaki böyle tonus kaybını engelleyecek çok güzel bir aparatı var. Ayrıca bir aparatı var. O da biraz dolgunlaşmasına ve tonusunu kazanmasına yardımcı oluyor. Tek tek göstereceğim biraz sonra ben bu aparatların nasıl kullanıldığını da. Yine çok özel bir aparatı var. O da direkt buruşlarla idrar kaçırmasına hastanın engeli oluyor. Çok başarılı. Özellikle cerrahisiz
böyle bir başarının olmuş olması tabii bizi cerrahisiz çok sevindiriyor. Bir tedavi. Evet. Acısız, herhangi bir riski olmayan bir tedavi yöntemi diyebilir miyiz? Hiçbir risk yok, hiçbir kontraindikasyonu yok. Özellikle sadece bir jel kullanıyoruz. O da teması sağlaması için vajene. O elektrik akımını kendi kendine yavaş yavaş vererek yaklaşık 10 dakikalık bir işlem. İnkontinans varsa, yani idrar kaçırma varsa bir 10 dakikada ona ayırıyoruz. Ben yaklaşık 20 dakikalık hiç acısız, hiç anestezi gerekmiyor. Ne lokal ne genel. Hiçbir anestezi almadan, hiçbir antiseptik kullanmadan. Kişiye özel problemler bunlar. Tek kullanımlık. Kullanıyorsunuz. 3 bazen çok nadiren 4 uygulama gerekiyor. Yani 4 seansta çözüm alınabiliyor mu? Bir hafta 10 günlük aralarla genelde 3 seansta çözüm alınıyor. Bazen hastalar 2 seansta artık ben gelmeyeceğim, hani gerek yok, ben artık hani daha fazla daralmasını istemiyorum vajeninin dediği oluyor. Bizim için bu tabii çok pozitif bir şey, mucizevi bir şey gibi geliyor. Tedavi en hızlı cevap veren bir tedavi. Hızlı demeyelim, hızlı değil, birkaç seans gerekebiliyor ama çok etkili. Yani hiçbir kesik atmıyorsunuz, hiçbir dikiş yok. Hastanın operasyon sonrası ağrısı olmuyor. Operasyon sonrası aman da çok işte sorun oluyor. Bazen çok fazla daraltabiliyorsunuz operasyonlarda. Ve bu skar dokusuna neden olabiliyor. Bu da bu sefer ilişkide ağrılara, daralmalara neden oluyor. Böyle bir sorun, böyle bir sorunu yok bunun. Çok rahat, sadece vajeni gençleştiriyor, genç hale getiriyor, yumuşatıyor, esnetiyor ve kaldırıyor. O yüzden de hiçbir yan etkisi yok. Peki hocam, herhangi bir yaş faktörü var mı? Şöyle yaş faktörü var. Genç hastalara hastalarda cevap çok daha hızlı oluyor. Belki çok daha az seans yapabiliyorsunuz. Evet, çok daha az atış yapıyorsunuz. Belli bir yaşta, menopozdan sonra biraz daha fazla, belki dördüncü, belki hani menopozdaki hastalarda belki dördüncü seans gerekebiliyor. Diğerlerinde belki bir ya da iki seansla halledebiliyorsunuz sorunu. Yani şöyle diyebilir miyiz? Evet, teknoloji çok önemli ve mucizevi sonuçlar da. Evet, teknolojiyi çok takip etmek lazım. Evet. Her gün bir şey bulunuyor gerçekten. Bilmezseniz kullanmıyorsunuz, bilirseniz hem siz çok rahat ediyorsunuz. Dediğim gibi cerrahi prosedür çok keyiflidir, cerrahi yapmak. Çok da güzel sonuçlar alabilirsiniz ama komplikasyonları var. İşte kanama olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor, hasta memnun olmayabiliyor, anestezinin komplikasyonları var. Yani bir sürü rahatsız edici yönü olabiliyor. Eğer cerrahisiz halledebiliyorsanız bir hastalığı, bir sorunu ortadan kaldırabiliyorsanız tabii öncelikle tercih cerrahisiz yapmak. Evet, tedavi yöntemleri. Peki, hocam kişi doğum yaptı. Doğumdan sonra hemen böyle bir hastalığının tedavisini alabiliyor mu? Biz hemen önermiyoruz. Çünkü hormonlar belli bir yerine oturmalı, bir kendine gelmeli. Doğumdan hemen sonra değil ama 6 ay sonra belki denenebilir. Diğer hastalarda da tabii hiçbir sorun yok. Adette herhangi bir engel değil. Herhangi bir sorun olmadan hayatın her döneminde yapabiliyoruz. Ama doğumdan hemen sonra bir hormonların tamamen, rahmin kendine gelmesi, vajenin kendini yenilemesi, vücudun kendi kendine iyileştirmesi çok önemli. Evet. Yani sonuçta vücut çok muhteşem bir makine. Evet. Her an yenilenme, her an bir düzeltme yapıyor. Çok güzel tamir edebiliyor kendisi. Vücuda kendi tamir etme yeteneğini kullandıktan sonra, eğer hani bazı şeyler yolunda gitmiyorsa belki. Evet. Çünkü kendi kendine de düzelebiliyor bazı sorunlar. Peki kullanmaya ihtiyaç oldu diyelim. Hı hı. Böyle bir tedavi yöntemini kullanmak istiyor kişi. Evet. Süreci bize anlatır mısınız hocam? Evet. Şimdi hasta muayeneye geliyor. Muayene sırasında bir vajenini muayene ediyoruz. Sarkma ne kadardır? İdrar kaçırma sorunu mu var? Yoksa işte bir elastisiyet kaybı mı var? Yoksa işte hastanın estetik sorunları, istekleri mi var? Eğer sadece tonus kaybı, bollaşma ile ilgili ya da kaşıntı ile ilgili, atrofi ile ilgili ya da akıntı ile ilgili bir sorunu varsa, ilişkide canı yanıyorsa, sadece şöyle bir probumuz var. Bu vajinal prob etkili olan şuradaki, sadece şuradaki metal kısım. Buraya sadece tek kullandığımız materyal jel. Şuraya jel sürüyoruz. Jel sürmeden kullanırsak hastaya direkt akımı hissediyor hasta.
hissetmemesi için jeli kol koyuyoruz ki temas etsin dokuya. O jelle temas edince dokuyor. Sadece 10 dakika süreyle şu vajinal probu kullanıyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. 10 dakika süreyle geriye doğru geliyoruz. Bir de alt vajene kullanıyoruz bu şekilde. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ve inanılmaz bir toparlanma, inanılmaz bir sıkılaşma oluyor. Eğer inkontinans dediğimiz idrar kaçırma sorunu varsa onun daha özel bir probu var. Çok kısıtlı bir yere koymuşlar metal kısmı. Kadınların üretrası, yani idrar torbasıyla dışarıya açılan kısım kısadır. Daha kısa sürüyor. 6 dakika sürüyor bunun. Şuraya sadece jel sürüyoruz. Ve üretranın altına şu probla gidiyoruz. Yavaş yavaş işte 3 saniyede yavaş yavaş gidiyoruz. Oradaki direkt atışlar yapıyor vajen. Lazer değil, jet plazma atışları. Lazerden çok daha güvenli, çok daha vajenin ilk tabakasını yakmıyor. Alt tabakalarında etkili. Bu da daha güzel toparlanmasına neden oluyor ve dışarıdaki dokulara hiç zarar vermiyor. Oradaki dediğim gibi kolajen miktarını, sıvı miktarını arttırıyor, nemlendiriyor ve kaldırıyor vajinal dokuları. Üretranın altına bir 6 dakikalık gidiş geliş yapıyoruz. Sadece bu kadar. 3 seans çok yeterli gerçekten. Peki, ama yeterli olmazsa seans aralıkları ne kadar? Her hafta mı gelmesi gerekiyor? Bir hafta 10 gün aralıkla yapmak yeterli. Ha, 2 hafta yaptık, ondan sonra ara verdik, tekrar yapabilir miyiz? Elbette. Ama biz 10 günden, yani 1 haftadan sık aralık istemiyoruz vajinal dokuda. O zaman şöyle diyelim, 1 aylık bir tedavi sürecinde evet. Hasta kendini toparlıyor. Evet. İstediği gibi tabii. Burada doktor hekim ilişkisi de çok önemli hocam. Tabii ki. Yani her hastalıkta olduğu gibi birçok programda da, sağlık programımızda da dile getiriyoruz. Ve bunu hastalarımızla da çok paylaşıyoruz. Hasta hekim ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu evet, görebiliyoruz. Evet, evet. Bir de üçüncü probumuz daha var. Evet. Bu da dış organlardaki tonus kaybını, elastisiyet kaybını, dolgunluk kaybını engellemek için. Hatta bunda liken skleroz dediğimiz bir hastalık var. Böyle çok atrofi olur dokularda ve beyazlama olur. Çok ciddi doku kaybı, elastisiyet kaybı, esneklik kaybı olur ve ilişkide çok ağrıları olur bu hastaların. Onu bile çok güzel tedavi edebiliyor inanılmaz bir şekilde. Gene aynı şekilde dokuya jelini sürüyoruz. Çok yavaş hareketlerle dolaştırarak, şu şekilde dolaştırarak o elastisiyet kaybını arttırıyor, kolajeni arttırıyor ve inanılmaz bir şekilde dokular toparlanıyor ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu da dış organlarda kullanılan probu. Yani 3 tane aparat olan, 3 evet. Farklı bölgede jet plazma kullanılıyor ve tedaviye de çok bir şekilde hiç ağrısız, ağrısız, anestezisiz, ilaçsız, %90'lara varan ilk 3 uygulamada %65 hemen hemen sonucumuz tam olarak geliyor. Ama bazen 3 ay sonra da yani %90'lara varan memnuniyet oranları var. Bu da çok, yani cerrahide bile bu kadar yüksek oran sağlayamazsınız. Evet. Biraz da şöyle diyebilir miyiz hocam? Mucizevi tedavi yöntemleri. Öyle demeyelim ama çok güzel bir tedavi yöntemi. Yani çok uğraşmadan, hastayı yormadan, hekimi yormadan, evet. Maliyeti çok az, sadece prop kullanıyoruz. Çok çok memnun kalacakları bir yöntem diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi şimdi cerrahi inkontinans, yani idrar kaçırma cerrahisi birazcık zor bir cerrahidir. Yaptıktan sonra başarısız olursanız tekrar cerrahiye gitmek zorundasınız ve çok daha ikinci bir eziyet. O önemli değil belki eziyet ama İlkinde eğer iyi cevap alamıyorsanız ikincide daha kötü cevap alabiliyorsunuz. Yani cerrahi sayısı arttıkça cevap daha da kötüleşiyor ve aslında memnuniyeti çok daha bozuluyor. Onun için bunun hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir hastaya zararı yok. Ve memnuniyet oranı çok yüksek. Memnuniyet oranı çok yüksek. Yine belirtiyoruz, programımızın içerisinde birçok defa dile getirdik. Bu tedavi yöntemini deneyip de memnun olmayan hastanız yok.
Yani en azından yan etkisi bana yan etkisi. Evet, yan etkisi yok. Hiç olumsuz etkisi yok ve hastalar çok memnunlar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Günde 8 kere çamaşır değiştiren hastam haftada 1 kere bile artık değiştirmiyorum diyor. Değiştirmiyorum derken hani kaçırma nedeniyle evet. Değiştirmiyorum diyor. Yanlış anlamayın. Yani idrar bir günde 8 kere çamaşır değiştirirken idrar kaçırdığı için evet. Haftada 1 bile kaçırmıyorum artık diyor bu. Yani bu 70 yaşındaki hastadan bahsediyorum size. Hani bu genç bir hastadan bahsetmiyorum. Ben çok etkilendim. Ben kendi yaptığım işten çok etkilendim, öyle söyleyeyim. Evet, yaş sınırı dediniz. Menopozdan sonra daha evet. Çabuk cevap alınıyor. Yok, menopozdan sonra daha az cevap alınıyor ama onda bile çok güzel, mucizevi dediğiniz gibi cevaplar var. Hani 75 yaşında, 73 yaşındaki kadına, çünkü genelde onların şöyle de bir sorunları oluyor. Ek bir hastalığı oluyor. Cerrahiye gitmek de çok evet. Sorun oluyor. Dokuların iyileşmesi çok zor hocam, oluyor. Ya bazen anlatmıyorlar da. Ya evet, sormak lazım. Bu idrar kaçırma olayı çok bizde mahremiyeti olan evet. Bir şeymiş gibi. Eğer hasta çok canından bezmediyse siz sormuyorsanız söylemiyor.